İnönü Üniversitesi Doçent Doktor Hamdi Onay hocamızı konuşmasını yapmak üzere sahneye arz ederim. Sayın ilçe başkanım, sayın ocak başkanım, sevgili hocam, üniversitesinden Yaşar hocamı burada gördüm. Ve kıymetli Doğan şehirler, böylesine genç, dinamik, kalabalık bir halkın önünde heyecanlanmak mümkün değil. Heyecanımı şimdiden mazur görünürken hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, söz konusu şehitler olunca İslam davasının bu davanın devamı için, bekası için galiba bu mertebeyi de ülkücülerden başka talip olan yok gibi. Biz öncelikle şunu çok iyi biliyoruz ki ölüm de Allah'ın elinde, yaşam da Allah'ın elinde. O istemezse yaprak kıvırlamaz. O istemezse kimse ölmez. O istemezse kimse yaşamaz. O Allah ki yerleri, göğü ve kainatı en güzel şekilde, ölçülü bir şekilde yaratan ve yarattığı, bezediği bu dünyaya da göz bebeğim diyerek kendi ruhundan üflediği insanı gönderen odur. İşte bu insan aslında meselenin özü. O insanı, insanı kamil olmayı yakalamaktır. Bunun için hayat mücadelesi inişli çıkışlı bir mücadeledir. Çıkış olmadan iniş olmadığı gibi hayat hep iniş de değildir. Hayat hep düzlük de değildir. Bu dünya hayatı yan gelip yatma yeri de değildir. Ben bir şeye karışmayayım. Birileri bir şeyler yapsın, ben de ondan istifade ederim, günümü gün ederim diye düşünenler varsa, o mümkün değil. O eşyanın tabiatına aykırıdır. O Allah'ın yaratmasına ters bir şeydir. Bu dünya hayatı bir mücadele hayatıdır. Dolayısıyla İnsanın bu dünyada onurlu insan olmaya layık İslam ahlakıyla, iman ve faziletle bir hayat mücadelesini sürdürmesi ve tamamlaması o kadar da kolay bir şey değildir. İnsanı adeta eteklerinden tutup aşağıya çeken bir sürü insanı hedefinden saptıracak, şaşırtacak çok şeyler var. Bunların başında da tabii ki insanın bizzat kendi nefsi var. İşte böyle bir hayat mücadelesinde birileri ahlakı, erdemi, faziletleri devam ettirme, yaşama ve yaşatma mücadelesi sürdürecektir. Bunlar içerisinde de böyle bir davayı tamamlamada yolda kalanlara, tabiri caizse erken gidenlere, genç yaşta ölenlere, hayat mücadelesinde bedenini kötülüklere, düşmana ve yoldan sapıtmışlara siper etme de birilerin şansına, birilerin bahtına düşüyor. Bunlardan kastettiğimiz elbette ki şehitlerimiz. Ülkücü şehitler
aslında bütün şeyler ülkücü de. Niye? Bir ideal uğruna, bir hedef için, bir amaç için hiçbir maddi ya da hiçbir nesnel kaygı gütmeksizin sırf Allah rızası için seve seve her şeyini, tatlı canını dahi göze alabilen insanlar yürekli insanlardır. Kahraman insanlardır, nadir insanlardır. Dolayısıyla ülkücü şehitleri sayıp dökmek, arkadaşlarımız programdan önce de epey saydı döktüler. Doğanşehir ilçemizin de unutulmayacak, unutulmaz Malatya'mızın da Türkiye'nin dört bir köşesinde bu davaya 5000'in üstünde yiğit feda etti. Bunların hepsini rahmetle, minnetle elbette ki anıyoruz. Ancak bir tanesi var ki daha çok taze. Tam aşağı yukarı 2 yıl oldu. Türkiye'yi yönetenlerin işte efendim çözüm süreci miydi, başka süreçler miydi, şunlar mı, bunlar mı diyerek PKK başta olmak üzere bütün vatan hainlerine cesaret verdiği bir dönemde bir yiğidin vurulması, toprağa düşmesi hepimizin yüreğini acıttı. Öyle tahmin ediyorum ki bu toplantı bütün şehitlerimiz nezdinde Sayın Fırat Çakıroğlu anısına düzenlenmiş bir toplantı. Bir de aynı İzmir'de geçen gün çok kısa dediğimiz bir müddet önce bir trafik polisinin makinalı silahlarla birkaç hainin vatandaşa, halka, ülkeye, mukaddesata kastettiğini görüp dayanamayarak beylik tabancasıyla, o da biliyordu ki beylik tabancasıyla makinalı tüfeklerle karşı gelmek o kadar da kolay bir şey değildi. Ama o onu hiç düşünmedi. O sırf ezan susmasın, bayrak inmesin, bu milletin birliği ve dirliği zedelenmesin diye hiçbir tereddüt göstermeden onlara müdahale etti. İşte bu trafik polisi kardeşimiz Fethi Sekin de tıpkı Çakıroğlu gibi daha henüz işlerini tamamlamamıştı. Henüz çocuklarının küçük olduğunu düşünmeden, belki evinin taksidini, belki arabasının sigortasını düşünmeden kendini bunlara geçit vermemek için yüreğini, önce yüreğini, sonra bedenini siper etti ve şehit oldu gitti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in şehitlerle ilgili birkaç ayeti kerimesiyle konuşmamızı toparlamaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki minen nebiyyine ve sıddiqine ve şühedâ ve salihin ve hasune ulaike rafika. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler, peygamberlerden sonra sıddıklar, sıddıklarla beraber şehitler ve salihler. Kim bu salihler? Kendini bilen, Allah davasına gönül veren Allah erleri. İşte bunlar hepsi arkadaştırlar. Ne de güzel arkadaştırlar. Bunlar nerede arkadaşlar? Bunlar Allah'ın onlar için hazırladığı cennet arkadaşlarıdırlar. Dedik ya, aslında ölmek de bizim elimizde değil, yaşamı sürdürmek de bizim elimizde değil. Herkese nasip olmaz şehadet şerbeti içmek. Herkese nasip olmaz güzel bir ölümle göçüp gitmek. Dolayısıyla bu mertebenin dünyada kendinden sonra bıraktıkları tarafından tatlı bir buruk yaşatsa da
ukbada cennet köşklerinden, köşklerde peygamberlerle beraber arkadaş olacaklar. Dua eden Hoca Efendi Bakara suresinden bir ayet-i kerime okumuştu. Estağfirullah. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْكُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz hissedemezsiniz. Ayetin devamında dünya hayatında insanın başına gelebilecek, imtihan vesilesi olabilecek bazı şeylerden ipuçları veriyor. Biz sizi şunlarla sınarız, deneriz, imtihan ederiz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ Biraz korkuyla. Hepimizin yarın endişesi yok mu? Yarın işleri acaba yoluna koyabilecek miyiz? Oğlanı evlendirecek miyiz? Kızı evlendirecek miyiz? İşte ev alacak mıyız? Şu iş şöyle olacak mı? Okuyacaklar mı? Okuyamayacaklar mı? Yarın ne olacak? Herkes aslında bir yarın, bir gelecek telaşı içerisindeler. Dolayısıyla bu korkuyla bir imtihan oluyoruz. Vel cu'i, açlıkla da biz sizi sınarız, deneriz. Açlık, Kur'an der ki, vallahu hayrul razıkın, rızkı veren Allah'tır. Biz Müslümanlar da Allah'a bütün sıfatlarıyla beraber inanan, ondan gelen her şeye canı gönülden sadakatle bağlı kimseleriz. Ama neyse yarın ne yiyeceğiz diye de endişe etmekten kurtulamayız. Oysa zenginlik dilediğime veririm. İlmi isteyene veririm. Adam olmak sizin elinizde, zengin olmak onun elinde. Böyle insanlar para biriktireyim diye zengin olamazlar. Ticaretinde hile yapayım diye de zengin olmazlar. Zenginlik bir baht işidir. Birileri zenginlikle imtihan olunur, birileri biraz eksiklikle imtihan olunur. Demek ki korkuyla beraber açlıkla da imtihan olunur. وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ Enval, malın çoğulu. İşte sel geldi, tarlayı bastı, bu seneki mahsul gitti. 29 Mart'ta bir gece bir soğuk oldu, Türkiye'de kuru gıda adına hiçbir şey kalmadı. Sadece kayısının fiyatı 50-60 lira, 100 lira, 80 lira olmadı. Fındık da yoktu, fıstık da yoktu. Kuru gıda adına ne varsa hepsi o gece yandı bitti. Aslında bu bize bir şey söylemiyor. Biz bu dünya hayatında onun mülkünde saltanat sürüyoruz. Dolayısıyla sadece rızkı veren değil, her şeyiyle ona bağlıyız. Bu da bir imtihan vesilesiydi. Umuyorum ki o imtihanda birileri yüzünün akıyla çıkmıştır. Birileri paniklediyse, eyvah işte bu senede şu kadar şu kadar zararım var, ya o onun olmasın benim de olmazsa olmazsın diyerek, başkasının elindekilere kıskançlık yaparak onu Allah'ın bir imtihanı, bir denemesi olduğunu kabul etmezsek, bu işin doğrusunu, bu işin nasıl tedbir alınmasını beceremeyiz. Sadece bu mu? Hayır. Vel enfus, nefisler.
Nefisler ne demek biliyor musun? İşte birileri bu vatana borcunu parasıyla öder, birileri bu vatana borcunu canlarıyla öder. Vel enfus dediği de genç yaşta ya da henüz işlerini tamamlamadan hayatının herhangi bir dönemde bir vesileyle şehit düşüp ya da başka türlü şehit olup giden insanlar. Aslında hayat özeti bu. Yani neresinde ne kadar dahlimiz var? Çok da fazla müdahale edecek bir yanı yoktu. Es-Semerat devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve beşşiri sabirin, sabredenleri müjdele. Müjdeler olsun ki o sabredenler sonunda selamete ereceklerdir. Sonunda sınavı kazanacaklardır. Bu öyle sadece üniversite sınavı değil. KPSS, YDS de değil. Topyekün bir hayat sınavını sabredenler kazanacaktır. Kur'an-ı Kerim hemen devamındaki ayette müminler için de şöyle bir ifade kullanıyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ O inanan, gerçekten inanan, hayatın da ölümün de Allah'ın elinde olduğuna inanan, rızkı da veren, malı da veren, şerefi şanı da veren Allah olduğuna inananlar şöyle derler. Onlara bir musibet geldiğinde şöyle derler. Musibet kelimesi bela, imtihan kelimesiyle aynı kökten gelir. Yani biz onları sınadık ya, o sınananlar şöyle derler başına gelen sıkıntılardan dolayı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz sadece bir cenazeye gittiğimizde söyleriz. Cenaze sahibiyle hemen işte taziye çadırına ya da evine girdiğimizde inna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne demek bu? Allah'tanız. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. İyi de bu nasıl olacak? Allah Kur'an'da insanı yaratırken, yaratılışını anlatırken, çok affedersiniz, ifade bozukluğu da olmasın. Kur'an'da insanı anlatırken farklı coğrafyalardan toprağını aldığını, onu elleriyle hamurunu yoğurduğunu ve ona kendinden bir ruh üflediğini söyler. وَنَفَخْتُ ف۪يهِ بِالْرُوحِ İşte insan o ruhuyla insan. Biz insan iki cihanı bir arada temsil eden bir varlığız. Bir bu beden etten, kemikten dünyaya ait yapımız, bir de ukbaya öteki aleme ait ruhumuz. İnsan bu iki alemi, çünkü insan zübde-i alemdir. Bu kainatta her ne varsa onun özü insandadır. İnsan diğer canlılar gibidir. İnsan diğer varlıklar gibidir. Kimyasal özellikleri beden özelliklerinde tamamlanmış, toplanmış bir varlıktır. Dolayısıyla bu beden topraktan gelip, hani halk arasında biz öyle de deriz, topraktan geldik, yine toprağa gideceğiz. Doğrudur. Bu beden topraktan geldi, toprağa gidiyor. Niye? Bir cenazemiz vuku bulduğunda, hak vaki olduğunda, ne kadar sevdiğimiz biri olursa olsun, neticede götürüp toprağa temsil ediyoruz. O toprakta bir müddet sonra, önce kan, sinirler, sonra kaslar, sonra kemikler. Genç bir beden olursak biraz daha uzun, yaşlı bir beden olursa çok daha erkenden deforme olup kimyasal özellikleri itibariyle toprağa karışır. Ertesi sene gittiğinizde
Belki bazılarının kemiklerini bulabilirsin ama 100 sene sonra gittiğinizde çoğunun kemiğini de bulamazsınız. Dolayısıyla bu beden toprağın mahsulü. Biz gıdamızı topraktan alıyoruz. E insanın bedeninin aslı da bir damla su değil mi? O belli aşamalardan mayalanmak suretiyle gebelik döneminde bir cenin, ondan sonra insan oluncaya kadar o kanla, sinirle, irinle büyüyen varlık temelinde neydi? Bir damla suydu. İşte o topraktan özümsediğimiz şeyler. Bir de insan dediğimiz şey, asıl insan, o da ruhlar aleminde o beden belli kıvama gelince her bedene bir ruh karşılık gelir. Bedenle ruh birleştikten sonra şuur hali olur. İnsan o ruhtan öncesini de, vefat ettikten sonra o ruhtan sonrasını da dünya adına ne olursa olsun hatırlamaz, bilmez. Yarın kıyamette sur üflendiğinde ilk insan da en son ölen insan da zannedecek ki daha yeni öldük, kalktık. Onun içinde zaman duruyordu. Onun içinde zaman yok. Zaten en son koyduğumuz. Dolayısıyla kabir azabı, şu bu konuyu biraz dağıtmayalım. Bunlar bizim temel konularımız ama neticede zaman olmadığı için, bedenle ruh birleşik olmadığı için şuur hali yok. Dolayısıyla ilk ölen de son ölen de aynı anda kalkıyormuş gibi zannedip kalkacak. Ama şunu söylemek lazım. Şehitlik mertebesi bu dünyada insanların kazanacağı, insanlara nasip olacağı, kazanacağı dediğime bakmayın, herkesin de öyle kazanacak gibi de olacağını çok fazla, yani her ölene ya da her şehit denilene de şehit olup olmayacağını da Allah bilir ama onun da bir standardı, bir kıstası, bir ölçüsü vardır. O da şudur, biz biliyoruz ki şehitlik iki türlüdür. Bir tanesi hükmî şehittir, bir tanesi gerçek şehit. Gerçek şehit, hiçbir maddi çıkarı olmaksızın, hiçbir kasti, hiçbir hesap, kitap olmaksızın düşman tarafından öldürülen ve oracıkta ölen, işte bir saat sonra ölen, bir gün sonra ölen, oracıkta ölen deyince bunların dışındakiler olmaz manasını lütfen çıkarmayalım. Ama oracıkta ölen, hatta mümkünse savaş meydanında şehadet şerbeti içenleri şehit elbisesiyle defnedilip Allah'a uğurlananlar. İşte bunlar gerçek şehitlerdir. Bir de hükmî şehitlik vardır ki bir anne çocuğunu dünyaya getirirken vefat ederse o anne de şehittir. Bir baba ailesinin geçimini temin için evinden çıkıp evine dönemezse, şu ya da bu şekilde herhangi bir sebeple başına bir iş gelirse, bu da şehittir. İşte bu ikinci türden şehitlere biz hükmî şehit diyoruz. Yani şehit makamına gelenler, tam şehit olanlar değil, şehit sayılanlar. Bir de yasaların şehit saydıkları var ki onların İrab'da mahalli yoktur. Yani gel seni şehit kabul edelim, falan aylık bağlansın. Öbürüne sen şehit olamazsın. Niye? Bilmem ne avantajından istifade etmek için. Bunların da İrab'da mahalli yoktur demek şu demektir. Dikkate alınacak yanları yoktur. Dolayısıyla kim daha samimiydiyse, kim gerçekten Allah davası için adım attıysa, oradan dönemediyse o şehittir. Dolayısıyla ölüm, şehadet, bunların hepsi çok güzel şeyler ama bizim
Müslüman olarak dünyada istememiz gereken şey yaşamaktır, yaşanmaktır. Yaşamaktır, insan onuruyla, değerleriyle, ahlakı, faziletiyle bu hayat mücadelesini kayıpsız tamamlayabilmektir. Zor olan kısım burasıdır. Öldürmek değil, yaşatmayı hedef almak lazım. Ama çünkü İslamiyet'te şu vardır. Hiçbir zaman bir Müslüman savaş istemez. İstemez. Savaş çığırtkanlığı da yapmaz. Savaşayım diye can da atmaz. Ama eğer devlet bir savaşa girmek zorunda kalmışsa orada da geriye durmaz. İşte orada da bütün kahramanlığını, bütün cengaverliğini, bütün elinden gelecek her şeyini vermeye zorunludur, mecburdur. Dolayısıyla bu hayatı kendi kuralları içerisinde, kendi dinamizmi içerisinde, kuralları nedir? İnsan onurudur. Şeref ve haysiyettir. Helal kazançtır. İnsanca yaşamaktır. Şimdi Cuma günleri hutbeden sonra İmam Efendi bir dua ediyor. Allahümme a'izzil İslam'a ve Müslümin diye başlayan duanın Türkçesini yapmaya geldiğinde Allah'ım diyor sen Müslümanlara yardım et. Başları bırakıyor, bırakıyor, bu diyor, bu diyor. Niye? Anlamıyor. Neyi anlamıyor? Allahümme a'izzil İslam'a ve Müslümin ne demek? İslam izzetlidir. İzzet sahibidir. Müslümanlar da izzetli ve onurlu olmalıdır. Şimdi siz insan onuruna yakışan bir hayat tarzı, İslam davasına uygun bir yaşama biçimi geliştiremediyseniz, insanca yaşamanın ne olduğunu ortaya koyamadıysanız, bu anlamda Müslümanların sadece bizim ülkemizde değil, başka İslam ülkeleri itibariyle de Müslümanların çok tembel, çok rehavet içerisinde olduklarını görüyoruz. Eğer Müslümanlar Müslüman gibi Müslüman olsalardı, bu bilgi çağında, bu akıl çağında, bu düşünce çağında Batılıların hepsi topyekun Müslüman olurlardı. Biz galiba İslam'ı doğru temsil etmiyoruz, edemiyoruz. Yine biz etmiyoruz derken Türkiye için öyle düşünmemek lazım. Türkiye pek çok konularda İslam'ı kendi dili olmamasına rağmen hem Arapçayı hem İslam metinlerini hem İslam peygamberini en doğru anlayan ülkelerden bir tanesidir. Ama biz bile ne yapıyoruz? İşte İslamofobi var diye yakınıyoruz. Ya bu Avrupalılar bize düşmanlık besliyor falan diye kendi kendimize yakınıyoruz. Ya bu Avrupalılar bize düşmanlık besliyor da bir kendimize sorabilir miyiz? Biz onlar hakkında ne düşünüyoruz? Benim yavru diyor işte. Bunlar adam mı ya falan. Bunların hepsi cehennemlik, hepsi bilmem ne. Aslında onlar bize nasıl bakıyorsa biz de onlara öyle bakıyoruz. Ya da tam tersini söyleyelim. Biz onlara nasıl bakıyorsak onlar da bize öyle bakıyorlar. Osmanlı Haçlı serpoşu görmektense Müslüman kavunu yeğlerim diye tarihte Osmanlı padişahlarının, Osmanlı İmparatorluğu'nun adaletine inanan, güvenen, sığınan yine o batılılardı. Kendileri için öyle diyorlardı. Yani Hristiyan serpoşu göreceğime Osmanlı kavuğunu görmeyi yeğlerim diyorlardı. Onlar Osmanlı'ya öyle çok da düşmanca ya da başka türlü bakmıyorlardı. Mesele şu, galiba biz bu İslamiyet'in manevi yönünü, deruni hayatını, inceliklerini,
insan onuruna, insan şahsiyetine, insana verdiği değeri galiba tam manasıyla anlayamadık, temsil edemedik. İslam'ın güler yüzünü başkalarına gösteremedik ki birileri de bize bakarak Müslümanlık ne menen bir şeymiş, bir de biz araştıralım demediler. Şimdi bu son zamanlarda özellikle 90'lardan sonra Batı'da münferiden bazı sanatçılar, bazı bilim adamlar, bazı kimseler Müslüman oldular. İşte isimlerini değiştirdiler, şu ettiler, bu ettiler. Bir de İslam dünyasını, İslam coğrafyasını gezmeye çıktılar. Arap ülkelerine gittiler, Türkiye'ye geldiler, başka yerlere geldiler. O insanların pek çoğu verdikleri mülakatta şunu söylüyorlardı. Biz eğer Kur'an'ı araştırıp Müslüman olmasaydık, bu Müslümanları gördükten sonra zor Müslüman olurduk. İyi ki biz önce Müslüman olmuş, sonra İslam ülkelerini gezmeye kalkmışız. Biz bu Müslümanların halini daha önce görseydik, ben böyle olduğunu bilseydim, belki de bu İslam'ın rahmet pınarından nasibimi alamayacaktım diyerek Müslümanların bencil, Müslümanların kendine Müslüman, Müslümanların bilime, sanata, insan değerine biraz nasıl diyelim şaşı baktıklarını, çok kıymet vermediklerini, insan hayatının Müslüman ülkelerde çok değersiz, anlamsız, hele kadın olmayı da başka zamana bırakıyorum. Şimdi oraya girersek, bu bir anma töreni, bu bir taziye, bu bir rahmet okuma akşamı. Dolayısıyla o konulara çok fazla girmeyeceğim ama Müslümanların İslam'ın şehide, vatana, ülkeye, insana bakış açısını yeniden galiba birbirimize anlatmamız gerekir. Dolayısıyla şehitlik mertebesi çok ulvi, çok yüce bir mertebe, çok eşsiz ve ulaşılmaz bir merhale ama yine de asıl olan yaşamaktır, asıl olan yaşatmaktır. Peygamberlerle beraber arkadaşlık etmektir şehitlik. Salihlerle beraber arkadaşlık etmektir. Velilerle beraber dost olmaktır. Ama şehit olmadan da onlarla dost olunabilir. Dolayısıyla şehitlik çok yüce bir davadır. Bu davada hayatının baharında yaşama pek çok şeyi arkasında bırakıp toprağa düşmüş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Evet, bu bir anma töreniydi dedik. Dolayısıyla özellikle bu akşam adına program yaptığımız Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve yine o trafik polisimiz Fethi Sekin gibi başta onlar olmak üzere Mustafa Pehlivanoğlu, Dursun Özkuzu, Süleyman Özmen, yine Doğanşehir'den Cengiz Bakdemir, Halil İbrahim Sefi, Fahri Aksoy, yine Malatya'mızdan Aydın Demirkol, Mehmet Kazgan, Mürsel Karataş gibi özellikle 12 Eylül'de Mamak'ta ve daha bir sürü hapishanede işkenceyle bu hayata veda eden, hayatlarıyla bu davayı yükselten, yücelten şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Konuşmaya başlarken hanımefendilere özel bir hoş geldiniz diyemedim, diyememiştim, unutmuştum. Ama kapatırken onlara hem de bir özür mesabesinden, onlara en küçüğünden en büyüklerine kadar saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.